Arkadaşlar merhaba. Zürih'ten yaklaşık 4 saat, 4 saat sonra Cenevre'ye geldik. Cenevre'ye tabii akşam karanlığında geldik. O yüzden akşam çekim yapıyoruz size. Gündüz yarın uğramaya çalışacağız. Şimdi burada bir nehir var. Nehir, Cenevre'nin meşhur nehri var. Göl diyeyim aslında. Nehir de değil. Gölün uzantısı. Gölün uzantısı. Canım. Aydın'daki Emir de burada. Küçük sesleri geliyor. Şimdi oraya da bakacağız bakalım ne var ne yok. Göreceğiz orada yine. Güzel. Biraz soğuk ama Cenevre şu anlık güzel. Bakacağız. Yine güzel bir yer bulursak size çekimde göstereceğiz. Arkadaşlar şehir merkezine doğru gidiyoruz. Şu karşıda bakın görüyor musunuz bilmiyorum da dünyanın en büyük fıskiyelerinden bir tanesi. Belki de bir tekidir. Yani en uzun noktaya ulaşan fıskiyesi var. Şimdi oraya gideceğiz. Oraya gitmeden şu şehrin güzelliğini göstereyim. Sağlı sollu oteller var burada. İş merkezleri var. Güzel bir şekilde gözüküyor. Yani nehrin kenarında daha doğrusu. Burası şehir merkezi. O şehir merkezinin içinden gitmeye çalışacağız. Şu rafları da bir gösterelim. Akşama gerçekten çok güzel. Arkadaşlar sahil boyunca yürüyoruz. Farklı kafeler var. Geceleyin. Nehrin kenarında. Hep nehir diyorum nehrin kenarında. Gayet güzel nezih bir ortam. Şarkı, müzikler çalıyor. Müzikler çalıyor. Böyle yürümeye devam ediyoruz. Bakalım keşfetmeye devam. Arkadaşlar fıskiyenin oraya yaklaştık. Şöyle o tarafta bilmiyorum yol var mı da oraya kadar gidemeyeceğiz. Buradan bakalım istedik çünkü Emir rahatsız olduğu için çok fazla zorlamak istemiyoruz Emir'i. Muhtemelen ama o ortada bir yerde akıyor gibi yer. Şehrin kenarı böyle güzel, parlak, ışıl ışıl, insanlar cıvıl cıvıl. Çok güzel bir ortam. Yani sabah da geçerken gözüne de bir çekip yapmayı planlıyoruz. Çekebilirsek gösteririz size. Akşamı böyle Cenevre'nin. Bu arada çok pahalı bir yer. bir McDonald's'a gittik. McDonald's hayatımızın açık. En büyük kazın açıktır yedik. Diye. En büyük kazın yedik. 3 menüye 45 lira para verdik. O da yaklaşık olarak 8'i çarparsak 180-90 bir dakika 5x8 320-400 lira yakın bir para. Baba. Hayatımızın en pahalı McDonald's'ıydı. Yedik, doyduk. Şimdilik buradan bu kadar. Bu da Emir'in oyuncağı. Şimdilik buradan bu kadar. Buradan da otele de geçeceğiz. Yine güzel bir yer bulursak çekim yaparız. İyi akşamlar. Arkadaşlar size iyi geceler dedim ama arabamıza doğru giderken köpürten geçtik. Muhteşem evi iken bunu kalay. Onu buraya başlayacağız. Ya duyuyorsanız insanlar çok güzel eğleniyor. Şu nehrin kenarlarında çok güzel çay bahçeleri gibi bir şey var. Gençler müthiş eğleniyor. Bakalım ama biz otelimize gideceğiz. Dediğim gibi Emir çok hasta. O yüzden eğlenemeyeceğiz. Hadi iyi akşamlar. Günaydın arkadaşlar. Şimdi sabah sabah hemen yolumuza koyulduk. Sabahleyin Cenevre Gölü'nün oraya geldik. Gündüzü başka, gecesi başka boşuna dememişler. Gerçekten gece farklı bir atmosfer vardı. Gündüz farklı bir atmosfer var. Ne oldu oğlum? Şimdi burası gündüz hali böyle. Gayet sakin. Pazar sabah olmasından dolayı herhangi bir etkinlik yok. Ama insanlar koşuyorlar gölün kenarında sürekli. Kuşların sesini duyuyorsunuz. Gerçekten gündüzü de çok güzel, gecesi kadar. Gördüğünüz gibi bayağı bir sakin bir göl. Bir şeye doğru gideceğiz. Kırksenler'e diye bir hat var, oraya doğru gideceğiz. Ama ilk bu gündüzün bu atmosferi size göstermek için durduk. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Biz çok beğendik Cenevre'yi. Gelmenizi gerçekten tavsiye ederiz. Kırksenler'in orada görüşürüz.
Merhaba arkadaşlar, şimdi kırık sandalyenin oraya geldik. Savaşlarda ayağını kaybeden gazilerin şeyini gösteriyor, simgesini gösteriyor. Böyle bir kırık parça var. 4 tanesi tam, ama bir tanesi, 3 tanesi tam, bir tanesi kırık. Savaşlarda insanlar ayağını bacağını kaybediyor, ondan dolayı böyle. Burası o meydan. Şimdi bu karşı meydana baktığımız zaman da Birleşmiş Milletler'in binasını görüyoruz. Cenevre'deki Birleşmiş Milletler'in binası. O da burada. Farklı ülkelerdeki bayraklar var. Yanlış görmüyorsam baştaki şu birincisi bizim bayrağımız. Türk bayrağımız. Yanımız feda Türk bayrağına. Biriye bizi koymuşlar. Şaşırdım. Muhtemelen isme göre olduğu için başa gelmiştir. Yoksa bunu başa koymazlar bunlar bize. En arkaya attılar. Harp sırasına göre olduğundan dolayı. En başta yok, bizimki değil ama o İsviçre bayrağı. Değil mi İsviçre bayrağı? Bizimki aralarda bir yerde bence. Aralarda bir yerlerde olması lazım. Çünkü pek koyacaklarını da sanmıyorum. Rüzgar uçunca görmüş olduk. Aralarda bir yerlerdedir bizimki. Şu bırakın şehri gösterelim. Burası bir şehir. Şehrin hikayesini bizde yazıyor. Deniyor. Berset tarafından yapılmış herhalde. Farklı dillerde. İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça. Keşke şöyle bir de Türkçe koysaydınız. İngilizce nerede göremiyorum. Ha. İngilizce şurada. Şurada. Tamam şurada. Onu çekeyim. Orada okuyabilirsiniz. Yani Türkçeyi koymamışlar buraya. Buradan bu kadar. Şimdi başka yere doğru. Yes.